Tamam ben yok gireceğim, siz buyurun. Tamam. Tamam hadi çantaları bak. Evet. Evet. Tamam getirsen. Şimdi görüntü... Görüntü yok. Yok görüntü bak şimdi. Girdik biz. Söyledik. Tabii karar aldık. Siz o zaman görüntüye girmeyin. Benim birkaç söyleyeceğim var. Evet. Yok şimdi bakın bu dakikanın itibariyle olmadı. Sen sen bana doğru şey. Ben namazımı kıldım ama şu anda da son söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Son söyleyeceklerinizi şimdi gittiğimiz zaman bana doğru söyleyebilirsiniz. Ben söylersiniz. Ben bu halkın vekiliyim. Ben bu halkın vekiliyim. Bir müsaade edin. Ben bu halkın vekiliyim ve tamam sizinle geleceğim. Şimdi yakalamaya bakın, yönelik de bir yer var. Bakın şimdi anneniz burada, eşiniz, işte çocuklarınız var. Evet. Ha. Onu da bak farkındayız biz. Sizle lütfen kararı size gösterdik. Ayakkabınızı giyin çıkalım. Paltonu giyin. Evet. Bir, tamam. Giyin paltonunuzu giyin. Sen de bak onu yapacağına. O eşyalarına mı geldin? Tamam siz merak etmeyin ya, bu bir milletvekili. Milletvekili dokun bir şey. Siz ne yapacağımı iyi bilir. Dokunma yakalama kararı var mı? Yok. Yakalama kararı var ama çok hukuksuz bir şekilde bir milletvekilini şu anda gözaltına alıyorsunuz yani. Evet. Lütfen memur bey şey yapmayın. Memur bey, memur bey siz onunla... Sizi çekmeyin. Bakın tamam, beyefendi. Vatan çekmiş mi? Meclisteki rezaletimi başkasını yapmıyor. Meclisteki rezaletimi başkasını yapmıyor. Bakın size kolayla sağlanıp burada namaz kılmanıza müsaade edin. Şimdi bakın size hiçbir şekilde bir zorluk çıkarmıyor memur bey. Hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor. Size müsaade edin. Üstünü giysin ona göre çıksın. Tamam kaç saattir ama şey değil ki. Ya buna hiç gerek yok yani. Buna hiç gerek yok. Ben milletvekiliyim. Tabii ben çekeceğim tabii. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Ben istediğim şeyi yaparım tabii. Böyle şey yok ya. Müsaade edeceksiniz. Müsaade edin çıkacak zaten. Müsaade edin zaten bir şey yapmıyor zaten. Müsaade edin giysin yani. Müsaade edin. Yani. Müsaade edeceksiniz yani. Ya biz müsaade ettik sabah ben. Tamam çık adam üstünü giyiyor başka bir şey mi yapıyor şimdi yani? Hayır öyle bir şey olabilir mi? Evimin içinde böyle şey. Evin içindesin ve böyle şey yapmayın yani. Tamam ittiremeyiz. Ben hala bakın şu halkın vekiliyim. Tamam buyurun biz de devlet polisiyiz burada. Uyduruk kararlarla. Biz karar veren biz değiliz. Hayır yapar şunu. Sarılma. Sarılma. Yapmayın bak. Hayır, ben çıkıyorum buradan. Tamam. Çıkıyor zaten. Ya, bakın eşinin önünde, çocukların önünde bunu yapmayın. Yapmayın bunu. Ben çıkıyorum ama. Çıkıyor zaten. Niye peki şey yapıyorsunuz? Ya. Tamam müsaade edin. Buyurun. Başka bir şey mi yapıyorsun diye? Herkes bilsin ki ben doğruları söylediğim için buradan götürülüyorum. Vekilliğimi engellemiyorum. Ya böyle tamam bakın bu şekilde bu şekilde şey yaparak tartaklayarak götürüyorsunuz. Bırakın ayakkabısını giysin. Ayakkabımı giymedim. Bırak. Ayakkabımı giymedim. Bırak ayakkabısını giysin. Ya ayakkabımı getir. Daha ver. Ayakkabımı alacağım. Ayakkabısını getir. Getir ayakkabısını. Bakın meclisteki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz. Kararı size gösterdik. Ayakkabınızı giyin çıkalım. Paltomu giyin. Evet. Giyin paltonunuzu giyin. Sen de bak onu yapacağına o eşyalarına mı alacağım gel? Siz merak etmeyin. Tamam, yani ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Hayır ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Merak etmeyin siz. Yok bak şimdi ben de nerede çalıştığımı sana söylüyorum. Benim kimliğimi sen ifşa edersen. Ben sizi çekmiyorum. Ben babamı çekiyorum. Hayır burada. Çekime lütfen engel olmayın. Lütfen çekime engel olmayın. Tamam sizi çekmiyorum. Tamam sizi çekmiyorum. Lütfen çekmiyorum. Ya meclisteki rezaletin bir başkasını yapmayın. Aynısı olmuyor. Meclisteki rezaletin bir başkasını yapmış. Bakın size kolaylık sağladık. Burada namaz kılmanıza müsaade ettik. Ben evimdeyim şu anda. Tamam diyorum. Tamam. Buyurun buyurun. Şimdi çıkarıyorum. Devam edin. Size müsaade edin. Ben... Hayır abi. Beni ittirmeyin. Beni ittirmeyin. Beni ittirmeyin ben. Buyurun devam edelim. Ben şunu söylüyorum. Öyle olmaz. Bak.
montaj. Ya abi bir şey yapmadım. Yani bak ya, kelepçe takarak sizi zorla çıkartma. Ben de çıkmıyorum. Gel hadi. Müsaade edin, çıkacaklar. Ben çıkıyorum. Ya yolu açın, yolu açın. Açacağız zaten önünde yol. Kendi eviniz buradan tamam, çıkıp gideceksiniz. Giysin paltosunu yani. Gidecek tamam. Babamı çıkıyoruz gelecek yani. Sabah ben müsaade ediyorum. Sabah sizin gibi başlamışlar yani. Hayır böyle bir şey olabilir mi? Evimin içinde böyle şeyler yapar. Hayır bir şey yapmıyor. Beni de ittiremezsin. Tamam ittiremezsin. Ben hala bu halkın vekiliyim. Tamam buyurun. Uyduruk kararlarla. Biz karar veren biz değiliz. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır sarılma. Ben çıkıyorum. Hayır, ben çıkıyorum buradan. Tamam. Böyle yapmayın. Bu şekilde. Yapmayın. Müsaade edin. Yapmayın. Lütfen görevimizi yapmayın. Müsaade edin. Çıkıyorum ama. Çıkıyor zaten. Niye bu işi yapıyorsun? Ya yolu açın. Buyurun. Başka bir şey mi yapıyorsun? Bunlara gerek yok. Lütfen. Herkes bilsin ki ben doğruları söylediğim için buradan götürülüyorum. Vekilliğim engelleniyor. Ya böyle şey. Bakın bu şekilde. Bu şekilde şey yapalım. Biz karar veren biz değiliz. Ya, hayır. Ne yapıyorsun? Zor. Hayır sarılma. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum buradan. Tamam. Böyle. Yapmayın. Bu şekilde. Yapmayın. Müsaade edin. Yapmayın. Lütfen görevimizi yapmayın. Müsaade edin. Çıkıyorum ama. Çıkıyor zaten. Niye bu işi yapıyorsunuz? Ya yolu açın. Buyurun. Başka bir şey mi yapıyorsun? Bunlara gerek yok. Lütfen. Herkes bilsin ki ben doğruları söylediğim için buradan götürülüyorum. Vekilliğim engelleniyor. Ya böyle şey. Böyle yapıyorsun. Bakın bu şekilde. Bu şekilde şey yapalım. Ayakkabımı giyin. Taklayarak yürüyorsun. Bırak ayakkabısını giysin. Ayakkabımı giymedim. Bırak. Ayakkabımı giymedim. Ayakkabı giyin. Ayakkabımı getirin. Ben ayakkabımı alacağım. Getirin şurada. Tamam. Getirin. Burada ayakkabınız. Bakın meclisteki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz. Burada siz oynayan sizsiniz. Tüm Türkiye kamuoyunda görüyor böyle. Oynayan sizsiniz. Yani burada bu rezalet. Hayır. Arama bakın bizim yakalama kararımız var. Yakalama bir yere mi kaçıyorum ben? Bir yere mi kaçıyorum? Biz görevimizi yapıyoruz. Biz nereden bileceğiz ya? Ömer Bey lütfen. Bakın. Hayır. Evin arka kapısı falan mı olduğunu düşünüyorsunuz? Biz bilemeyiz. Biz karar var elimizde. Geldik. Tamam kapıda bekleyin çıkacak. Öyle bir şey yok. Evde de var. Ne yani, evde var? Ya arama yakalama öyle. Arama kararımız var. Anlatamıyorum ben. Tamam. Ben çıkıyorum. Tamam, ama çıkalım, ama hem aynen siz bilin hem de bak Türkiye kamuoyu bilsin bu hikaye burada bitmez. Ya, bu zulüm devam etmez tamam, tamam mı? Buyurun, tamam. Bu zulüm tamam. Devam etmez. Bu hikaye tamam, burada bitmez. Tamam. Ben halkım ekliyim. Tamam. Yakıştırma. Ben çıkıyorum. Bağıramazsın devleti polisine. Bak ne yapıyorsun sen? Bak ne yapıyorsunuz lan? Yapmayın. Ne? Bunu yapmayın. Ya, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Peki gitme. Kendine gel. Çok gel. Aldın zaten. Zaten kendine gel. Kendine kendine gel. Ne yapıyorsun? Gidemezsin. Tamam. Bakın. Tamam sizden nasıl gidiyorsunuz? Zaten aldın. Halkım. Ne diyeceğiz çocuğa şey yapmayın. Halkım vekilini. Yapmayın bunu. Kapıyı kapatmayın. Bakın siz şey. Aldın zaten. Tam ne istiyorsunuz? Çık kardeşim. Ya bırak çocuk seni verecek. Olmuyor mu ya? Çıkıyoruz işte. Nasıl çıkıyorsun sen? Ayakkabısı bile giymesine izin verir mi? Baba, baba gözün arkada kalmayacak baba merak etme. Evet, 45 dakika kadar önce yaklaşık 45 dakika kadar önce babamı evinden zorla, zorbalıkla aldılar. Bir grup polis evin kapının önüne geldi. Bir süre babam abdest almak için içeride bekletti kendilerini. Namaz kılacaktı. Abdestini aldı, namazını kıldı. Bir süre de hazırlanmak için bekletti. Sonrasında kapıya doğru gelirken işte son bir açıklama yapmak istedi. Bu son açıklamaya işte halkın yine vekillerinden Abdullah Koç, HDP milletvekili oradaydı. Kendisi de videoyla bu açıklamayı kameraya alacaktı. Ben de yine aynı şekilde video çekiyordum. Bu son açıklamaya müsaade etmeyiz dediler. Evet, son açıklamaya müsaade etmeyiz dediler ve kameraların önüne geçmeye çalıştılar. O sırada, evet tabii yani birazcık daha
bekleyin de bir açıklama yapayım, son bir açıklama yapayım şeklinde babam serzenişte bulundu. İçeri girdiler, evin içine girdiler, aile evinin içine girdiler. Kardeşlerim, benimle birlikte üç kardeşimiz. Annem var, hepsinin gözleri önünde içeri girdiler polisler ve yaka paça götürmeye çalıştılar. Ayakkabılarını dahi giymesine müsaade etmeden. Ben asansörde sonrasında getirdim ayakkabılarını, aşağı indirdim babamın yanına. Aşağıda bir de ayakkabılar için beklettiler. Rezaletleri, yani kendileri de biliyor yaptığı rezaleti hepsi. Sonrasında ben aşağı ayakkabılarını getirdim. Eşyaları hala yanımda duruyor. Bakın. Ayakkabısını sonrasında aşağı katta giyerek götürdüler. Video görüntüleri var. Birazdan paylaşacağız. Bazı medya organlarına da paylaşıldı sanırım. Biz gönderdik. Yani meclisteki rezaletin aynısını tekrarladılar. Ben şu anda adliye önündeyim. Nerede olduğunu da bilmiyorum şu anda. Babam arkasından geldim. Arkasından geldim. Bir avukatla konuşuyoruz. İşte TEM'de diyor bazısı. Bazısı adliyede bekleyin diyor. Şu anda nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Yaka paça sürükleyerek alelacele götürmeye çalıştılar. Tabii görüntü alınmasını da istemediler doğal olarak. Orada Abdullah Koç vekilimizle ben aldık görüntüler. Paylaşacağız dediğim gibi. Ama yani bu zorbalıklarının bir karşılığı elbette olacak. Bugünlerin bir de yarınları var. Bu tutuklar eninde sonunda bitecek. Dilerim hukuka eninde sonunda kavuşuruz. Bu zorbalıklar yanlarına kalmaz. Ben de bir genç olarak bunun hayaliyle, bunun ümidiyle yaşıyorum. Her geçen gün daha farklı hukuksuzluklar tattırsalar da, daha kötülerini tattırsalar da ben bu ümidimi hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Ve babamdan aldığım ilhamla zaten bunu kaybetmeyeceğim. Her zaman için onun yanındayım. Giderken kendisine de söyledim zaten. Gözün arkada kalmayacak baba dedim. Hep birlikte halkın vekilinin yanında. Baba, gözün arkada kalmayacak baba, merak etme.